dünyada en önemli konular arasında yer alan konular. Bir tanesi madde bağımlılığı, bir diğeri de cinsel istismardır. Yapılan araştırmalar şunu göstermiştir. İnsanlar hem madde bağımlılığı hem de cinsel istismar üzerine çok fazla fikir beyan etmek istemezler. Ama iki konuda gündemi çok fazla meşgul etmekte, özellikle gençleri çok büyük oranda tehdit etmektedir. Madde bağımlılığına baktığımızda genç bir birey nasıl madde bağımlısı haline gelir? Her geçen gün madde bağımlılığına kullanım oranı yaş olarak daha az yaşlara, ortaokul hatta lise ve ortaokul dönemlerine kadar düşmektedir. Bunun nedenlerine baktığımızda kişiler nasıl bağımlı olur? Bunun birçok nedeni olur. Sosyolojik nedenler, kişinin içinde bulunduğu nedenler, toplumsal etmenler, bütün bunları tetikleyen unsurlardır. Ama birey olarak baktığımızda bir birey madde bağımlısı nasıl hale gelir? Beyin ödülleme sistemi diye bir sistem vardır. Herkeste bulunan. Ve beyin ödülleme sistemi içerisinde bir takım nörotransmitter dediğimiz, bugüne kadar beyinde yer alan ve 63 tanesi keşfedilmiş nörotransmitterler vardır. Bunlardan 4 tanesi hayati önem taşır. Serotonin, adrenalin, dopamin ve glutamat dediğimiz 4 tane transmitter beyin ödülleme sistemi içinde yer almakta ve kişilerin herhangi bir şekilde duygulanım sıkıntısı yaşadığında, kederlendiğinde, öfkelendiğinde ya da fiziksel yaralanma meydana geldiğinde bu 4 nörotransmitter devreye girerek beyin ödülleme sistemi içerisinde kişiyi tekrar mutlu hale getirme, normale döndürme çabası sarf eder. Peki bu nörotransmitterlar herhangi bir sigara içildiğinde, bir kişi sigara içtiğinde sigara içerisindeki nikotin maddesi beyinde direkt reseptöre yerleşmekte ve reseptör bu beyin merkezi sinir sistemine ileterek bu nikotin beyinde endorfine dönüşmektedir. Bu endorfinle beraber bir öfori duygusu, bir haz duygusu meydana gelmekte ve kişi geçici olarak bir rahatlama, bir öfori duygusu yaşamaktadır. Ve bu öfori duygusuyla beraber aldıkları suni endorfin beyinde tabi endorfinle beraber karşılaştığında beyin ödülleme sistemi alarm durumuna geçmekte ve burada endorfin salınımıyla beraber bir endorfin patlaması yaşanmakta ve endorfin birikimine bağlı olarak beyin endorfin üretimini bloke edebilmektedir. Bu bloke etme ile beraber beyin tembelleşmekte ve artık suni endorfin dışarıdan alınmakta tabi endorfinin yerini tutarak suni endorfin geçici olarak rahatlama sağlamaktadır. Ve suni endorfin adı üstünde suni geçici olduğu için etkisini kaybettikten sonra kişi tekrar rahatlama, tekrar kendini iyi hissetme aşamasına gelebilmek için bu suni endorfine ihtiyaç duymakta ve buna bağlı olarak da sigara içimi artmaktadır. Ve bu artışa bağlı olarak kişi artık sigara bağımlısı, nikotin bağımlısı haline gelmektedir. İşte diğer bağımlılıklara da baktığımızda esrar olsun, eroin olsun, kokain olsun ve diğer sentetik türevli bağımlılık yapıcı maddelere baktığımızda hepsinin ortak işlevi beyin ödülleme sistemini devre dışı bırakma, bloke etme ve kişi bu maddelerden alacağı suni endorfin, suni dopamin gibi maddelere mecbur bırakma şeklinde yerleşmektedir. Ve böylelikle kişiler bağımlı hale dönüşmektedir. Ve bağımlılık kişide yerleştikten sonra artık bu bağımlılıktan dönüş o kadar zor hale gelebilmektedir. Ve kişilerde bazı yanlış inanışlar, yanlış düşünceler meydana gelmekte. Mesela esrar maddesinin tabi bir madde olduğu, esrar Hint kenevirinden elde edilen bir maddedir. Tabi olduğu, doğal olduğu ve insanlara zarar vermeyeceği ve kişinin istediği zaman bu maddeyi kesebileceği yönünde yanlış algı, yanlış tutum davranışlara sahiptirler. Peki bu maddeler nasıl? Bu maddeler çok tehlikeli maddelerdir. Bir esrar maddesi geçiş maddesidir. Esrar kullanıcısı, iyi bir esrar kullanıcısı diğer maddelere geçiş sağlayabilme özelliğine sahiptir. Ve belli bir müddet sonra bir esrar kullanıcısı sentetik türevli, bonzai dediğimiz, ekstazi dediğimiz, kaptagon dediğimiz sentetik türevli bağımlılık yapıcı maddelere geçiş yapabilmekte ve bunlarla beraber eroin, kokain gibi maddeleri bağımlı hale gelebilmektedir. Peki bu sentetik türevli maddelere baktığımızda ülkemizde de en çok adından sıkça söz ettirilen bonzai maddesi. Bonzai maddesi gerçekten tehlikesiz, gerçekten faydalı bir madde midir? Asla. Tam bir bomba etkisi olan
çok zararlı bir maddedir. İçinde yaklaşık 52 tane kimyasal vardır. Kötü adamlar ilk defa bir Hebrew Üniversitesi laboratuvarlarında, İsrail'de bulunan Hebrew Üniversitesi laboratuvarında imal edilmiş bir maddedir, bonsai. Ve ilk kez bonsai dediğimiz, bonsiye tabak ağaç dediğimiz bu Japon ağaçlarının yapraklarının emici özelliğini keşfettikten sonra bu 52 tane kimyasal maddenin içine yedirilmiş, bunlar, bu kimyasal maddeler bunlara emdirilmiş, daha sonra kurumaya bırakılmış bonsai yaprakları ve bonsai dediğimiz sentetik türevli bağımlılık yapıcı madde elde edilmiştir. Daha sonraları Hint keneviri yapraklarının da emici özelliğini keşfeden bu kötü adamlar Hint keneviri yapraklarını bu 52 değişik maddenin kimyasal içeriğin içerisine atarak bunların yedirilmesini sağlamışlar ve kurumaya bıraktıktan sonra bonsai dediğimiz sentetik türevli sentetik kanabinoid maddesini elde etmişlerdir. Çok tehlikeli bir maddedir. Bir kişilerde sindirim sistemini direkt devre dışı bırakan, sindirim sistemine kalıcı hasarlar veren çok tehlikeli bir madde olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle gençlerde, ergenlerde, daha gelişme, vücutları gelişme aşamasında olan çocuklarda ölümlere sebebiyet verebilen bağımlılık yapıcı maddeler arasındadır. Bunlarla mücadele etmek ve bunların önlenebilmesi sadece polisiye tedbirlerle yapmak mümkün değildir. Bunların önüne geçmek için önleyici tedbirlere, önleyici şekildeki planlamalara, sistematik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bunların da en önemlisi çocukların yaşam becerilerini kuvvetlendirmekten geçmektedir. Çocukların yaşam becerileri nasıl kuvvetlenir? Bir genç yetişirken, büyürken elbette ki içinde bulunduğu ortamda yaşadığı stresle başa çıkma, stresle sağlıklı bir şekilde başa çıkıp baş etme mekanizmalarını hayata geçirebilmeye, hayır diyebilmeye, hayır demenin evet demek kadar doğal olduğunu içselleştirmeye ihtiyacı vardır. Ve en önemlisi bana göre çocuklara gelecekle ilgili umut aşılamak, geleceklerine ilişkin sağlam temeller kurabilmelerine ilişkin umudu aşılamak ve onların önünü açmakla bu çocukları bu beladan kurtarabilme aşamasında büyük bir merhale kat edileceğine inanmaktayım. Ve çocuklarımızı bu işten kurtarırken öncelikle çocuklarımızın içinde bulundukları nasıl düşünce, duygu ve düşünce içindeler? Bu bağımlılık yapıcı maddelere karşı duyguları, algıları ne yönde? Öncelikle bunların tespit edilmesi gerekir. Bu tür yapılacak çalışmalarla beraber bu doğrultuda alınacak tedbirler daha sağlıklı, daha kalıcı, daha rasyonel sonuçların alınmasına sebebiyet verecektir. Teşekkür ederim.